Herkese merhaba. Bu videomuzda Cauchy'nin rezidü teoreminden bahsedeceğiz. Aslında rezidü teoremine giriş başlığı altında bir teorem görmüştük. Ne söylüyordu? İşte bu koşullar basit bağlantılı var vesaire vesaire. Sadece tek bir kutup noktası var ise şunu görmüştük. Şu aşağıya yazalım. Böyle yapalım. İntegral dz dz eşittir 2pi çarpı rezidü V'nin Z0'daki şeklinde görmüştük. Bunu bir tane kutup noktası var ise kanıtlamıştık. Bugünkü dersimizde de son sayıda kutup noktasına sahip ise integralin nasıl hesaplanacağını göreceğiz. Aslında olayımız şu. Kompleks düzlemde burası y ekseni, burası x ekseni. Z0 noktası, Z1 noktası, Z2 noktası, nokta nokta diyelim, Zn noktası. N tane nokta var. Ben dışarıdaki eğrime de gamma eğrisi diyeyim. Bunun üzerinden buradaki fonksiyon, buradaki bu bölgedeki Z0, Z1, Z2, Zn noktalarında analitik değilse integralin nasıl hesaplanacağını gösteriyor. Gamma eğrisi üzerinden. Şimdi arkadaşlar tek farkı eğer bir tane nokta varsa nasıl hesaplıyordum? Ben 2 pi çarpı o noktadaki rezidüsü. Şimdi ben bu gamma eğrisini bu delikler etrafını halter şeklinde büzebiliyorum. Yani aslında şu olacak. Bu eğri üzerinden bir integral buradaki böyle hatta rengini kırmızı yapalım. Şu kırmızı eğri üzerinden bir integral hesabı yapacağım. Bunu yapmayı biliyor muyum? Biliyorum. Kanatı burada yapmayacağız ama size mantığını anlatıyorum. 2 pi çarpı buradaki vatandaş. Sonra aynı şeyi bunun üzerinden yapacağım. Şimdi bunların arasında şu şekilde bir çizgi var. Şöyle diyeyim. Şurada ve burada. Bunların hepsi için aynı yapacağım. Parametrizasyonu şöyle yapıyorum. Bu noktadan başladı. Buraya geldi. Bu noktadan buraya gitti. Bu noktadan bir integral hesabı yaptım. Tekrar aynı noktaya geldi. Yani şurada bir gidiş, bir dönüş olduğu için buradaki integraller birbirini sadeleştirecek. Yani buradan integral alacağım. Artı buradan integral alacağım. Artı buradan integral alacağım. Yani olayın ana fikri şu. 2 pi çarpı rezidü artı 2 pi çarpı nokta nokta rezidü artı 2 pi çarpı rezidü rezidü diyeceğim. Sonuçta yukarıdaki formüle ulaşacağım. Bunları bir kaldıralım. Yukarıdaki formülü inceleyelim. Aslında direkt teoremi okumadan girdik ama ana hatlarıyla Cauchy'nin rezidü teoremi böyle. Diyor ki D basit bağlantılı bir bölge gamma D içinde pozitif yönlü basit kapalı bir eğri olsun. Fz fonksiyonu gamma'nın sınırlandırdığı bölgede buradaki noktalar dışında analitik olsun. Bu durumda bu integralin sonucu 2 pi kat sayısı çarpı rezidülerin toplamı şeklinde veriliyor. Bir önceki videoda rezidülerin nasıl hesaplandığını hatırlamıyorsanız bir önceki videoyu göz gezdirebilirsiniz. Biz sorumuza örnek çözümümüzle devam edelim. Gama eğrisi z eşittir 2 pozitif yönlü çemberi olmak üzere tanjant z dz bu kontur üzerinden tanjant z dz nedir diye soruyor. Her zaman yaptığımız gibi önce bölgemi çiziyorum. Bölgemi çizmeden başlamıyorum. Nerede çalıştığımı görmem lazım. Şimdi şöyle güzel çizelim. Tabii bunların şöyle olacak. Bunu önce yapalım. Şimdi gamma eğrisi burası 2, eksi 2, eksi 2i. 2'yi noktaları düzeltelim. Gama eğrimiz bu. Öncelikle yapmam gereken şey şuna bakıyorum. Bu fonksiyon hani hiçbir şey yapmadan, hiç rezidüye bilmem neye girmeden direkt Cauchy teoremi uygun mu bunun için ona bakıyorum. Şimdi Cauchy teoremi ne diyordu? Gamanın sınırlandırdığı bölgede fonksiyon analitik ise sonucu sıfır. Aslında şimdi geri gelmişken bununla da
bağlantı kuralım. Cauchy teoremini aslında rezidü, Cauchy rezidü teoremiyle ilişkilendirebilirim. Ben eğer fonksiyon analitikse açtığımda fonksiyon Lorentz serisini analitik olduğu için negatif, yani esas kısım olmayacak. Neden? Fonksiyon analitik, yani esas kısım olmayacak. Dolayısıyla a eksi 1'li terim ne olacak? 0 olacak. Rezidü terim geri 2pi çarpı rezidülerin toplamından, rezidülerin toplamı hiç rezidü olmadığı için 0 olduğundan bu integral sonucu 0 gelecek. Yani teoremler birbiriyle uyuşuyor. Yani herhangi bir şekilde çakışmıyor. Eğer fonksiyonum analitikse, yani şöyle diyelim, videoya da uygun olsun, kalıntısı 0 olduğundan fonksiyon integral bu kontür üzerinde 0 olacak. Bakıyorum fonksiyon analitik mi? Analitikse direkt 0 diyeceğim ama yalnız analitik değil. Neden? Çünkü tanjant z'yi ben şöyle yazabiliyorum. Sinüs z bölü kosinüs z. Şimdi kosinüsün 0 olduğu yerler var mı bu bölge içinde? Evet var. Bir tanesi şurada, şöyle diyelim, pi bölü 2. Bir tanesi de burada eksi pi bölü 2. Şimdi sorun çıktı. O zaman ben bu integrali nasıl hesaplayacağım? Tanjant z dz'yi, devam edelim. Tanjant z dz'yi bu kontür üzerinden şu şekilde hesaplayacağım. 2 pi çarpı rezidü f'nin pi bölü 2'deki artı rezidü f'nin eksi pi bölü 2'deki. Yani bu iki rezidüyü hesaplarsam bunları toplayacağım. 2 pi ile çarpacağım. Aslında integralimi elde etmiş olacağım. Şimdi tanjantın Lorentz serisini açabiliyorsan arkadaşım aç. Rezidüleri bul. Şimdi biraz zor olacak. Neden? Hem pi bölü 2 civarında açacaksın hem eksi pi bölü 2 civarında açacaksın. Gerçekten de kolay değil. Zor. Gelin biz geçen ders videomuzda gördüğümüz teoremi uygulayalım. Böyle beyaz kalemimizle devam edelim. Rezidü E'nin pi bölü 2'deki. Önce pi bölü 2'deki rezidüyü bulmaya çalışalım. Nasıldı aslında rezidü genel olarak formülümüz? 1 bölü m eksi 1 faktöriyel çarpı limit z giderken z sıfıra. D üzeri m eksi 1 bölü dz üzeri m eksi 1 türev anlamına geliyor. Z eksi z sıfır üzeri m çarpı fz şeklinde bulunuyor. Burada pi bölü 2'deki aykırılığımız birinci mertebeden olduğu için şu şekilde formülümüz gelişecek. M yerine 1 yazdım düşün. 1 bölü 0 faktöriyel, yani direkt limit kısmına geçeceğim. Limit z giderken pi bölü 2'ye, pi bölü 2'deki rezidüye bakıyorum, dikkat edin. Pi bölü 2'ye giderken, şimdi türev için hiç türev almayacağım. O güzel, yani d üzeri 0 oluyor. 0 olduğu için türevi hiç yazmıyorum, haberiniz olsun. Z eksi pi bölü 2 çarpı fz. Fz dediğim şey tanjant. Tanjant yerine sinüs z bölü kosinüs z yazıyorum. Şimdi pi bölü 2 koyduğumda çok bariz belli, 0 bölü 0 belirsizliği var. Ben L'Hopital yapıyorum. Limit z giderken pi bölü 2'ye. Şimdi yukarının türevi, yukarının türevini alırken çarpının türevini yapıyorum. Birincinin türevi. Birincinin türevi 1. Evet arkadaşlar, birincinin türevi çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi kosinüs z çarpı birinci. Böyle aşağının türevini alırsam eksi sinüs z yapıyor. Yerine koyduğumda şurayı 0 yaptı. Pi bölü 2 değerim. Yukarıda sinüs z kaldı. Aşağıda eksi sinüs z kaldı. Önce sadeleştirdim. Sonra değerini yazınca eksi 1 buldum. Demek ki f'nin pi bölü 2'deki rezidüsü eksi 1. Kalıntısı ya da. Şimdi öbür ikisini bulalım. Rezidü f'nin eksi pi bölü 2'deki. Bakalım. Aynı şekilde birinci mertebeden olduğu için limit başındaki 0 bölü, 1 bölü 0 faktörü yazmıyorum. Z giderken eksi pi bölü 2'ye.
z eksi eksi pi bölü 2 çarpı sinüs z bölü kosinüs z. Aynı şey geçerli. Yine L'Hopital yapıyorum. Limit z giderken eksi pi bölü 2'ye birincinin türevi 1 çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci bölü kosinüsün türevi eksi sinüs z. Buradaki bölü hiç hoşuma gitmedi. Bilelim. Neyse. Şimdi yerine eksi pi bölü 2 koyduğumuzda yine burası sıfıra gideceksiniz z bölü. Eksi sinüs z'den sadeleştirdiğimde sonradan yerine yazdığımda eksi 1 geldi. Ha, o zaman diyeceğim ki güzel. Benim işim bitmek üzere. İntegral gamma kontrolü üzerinden tanjant z dz eşittir 2 pi çarpı eksi 1 artı eksi 1'den sonucum eksi 2 çarpı 2 pi'den eksi 4 pi olacaktır.